Şimdi başkanlık. Bunu arkadaşlar kodlayacağız. Başkanlık. Başkanlık daireler arası iş bölümünü belirler. Bu görevini bileceksin. Tamam mı? Nasıl kodlayacaksın? Burada bir tane işçimiz var. İşçimiz var. Ve bu işçi bir ev yapmak için uğraşıyor. Yani inşaatta çalışıyor. Adana'nın sıcağında inşaatta çalışıyor. Ve çok susamış. Çok susamış. İş yapıyor, iş yapıyor. Her işi yapıyor. Her işi. Buna çatı yaptırıyorlar, buna kapı yaptırıyorlar, duvar ördürüyorlar, suva yaptırıyorlar, alçıpan yaptırıyorlar vesaire vesaire. Her şeyi yapıyor. Ve gidiyor çeşmeye, bir tane çeşmeye gidiyor. Lıkır lıkır ağzını buraya dayıyor. Lıkır lıkır suyunu içiyor. Ne içti? Lıkır lıkır suyunu içti. Tamam mı? Bak şurayı sileyim. Lıkır lıkır ne yaptı abicim burada? Suyunu içti bu adam. Dedi ki ben yeter ya yoruldum. Yeter yoruldum. Ben de bir insanım. İş bölümümü yapın. Lıkır lıkır su içti. İş bölümü yapılmasını istedi. Başkanlık. Başkanlıktan hatırlayacağın şey lıkır lıkır suyunu içti. İş bölümü yapılmasını istedi. Çünkü artık çok yoruluyordu. Anladın mı? Tamam. Bir işçi var. Başkanlık. İş bölümünü düzenliyor. Daireler arasındaki iş bölümünü düzenliyor. Bir işçi var. Bu işçiyi çatıya göndermişler, suvaya göndermişler, duvar yapmaya göndermişler, kapı yapmaya göndermişler. Her şey yapmışlar adamın sıcağında. Gidiyor çeşmeye, ağzını çeşmeye dayıyor. Lıkır lıkır suyunu içip duruyor. Şöyle alnının terini siliyor. Diyor ki kardeşim tüm işi ben yapıyorum. Evin daireleri arasındaki iş bölümünü artık bir düzenleyelim. Herkes bir daire alsın. Tamam, herkes görevini bilsin. Lıkır lıkır başkanlık. Lıkır lıkır başkanlık. O zaman başkanlık kurulu ne işle meşgul olmuş arkadaşım? Daireler arası iş bölümünü yaparmış. Anladın mı? Bunu unutmayacaksın.